Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren İbrahim Bildir 21. Cüz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, Bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o, Kur'an, bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız, onlara yetmiyor mu elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır de ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter o göklerde ve yerde ne varsa bilir batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince işte Hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Eğer önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan o ansızın kendilerine gelecektir. Evet. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar kuşkuları olmasın cehennem inkarcıları kuşatmış durumda o gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır ey inanan kullarım benim arzım geniştir o halde yalnız bana kul olmakta sebat edin her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzuruma geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları hiç şüpheniz olmasın içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki, rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkarcılara, gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde, haktan nasıl yüz çevirirler? Kullarından rızkı dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veren Allah'tır. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara göklerden su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman fırtına korkusuyla kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevkü sefa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken, biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? İnkarcıların sürekli kalacağı yer cehennemin içinde değil midir Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır Rum Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önce olduğu gibi sonra da Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar o çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunun bilincinde değildirler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkındaysa tamamen gaflet içindedirler kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günaha saplanmış kimseler ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar güzel bir bahçede ağırlanırlar. İnkar edenlere Ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de onu tesbih edin. O Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda Bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkı verirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'na aittir. Hepsi O'na boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden O'dur. Ve bu O'nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan hizmetçileriniz arasında size verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanacak kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki zulme sapmış olanlar bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz.'' İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bütün gönlünüzle ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerini parçalayıp her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince Yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırdığında bakarsın ki bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Haydi. Safanızı sürün. Ama yakında öğreneceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de o mu şirk koşmalarını söylüyor. İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların malları içinde artsın diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince işte manevi kârlarını kat kat arttıranlar onu verenlerdir. Allah sizi yaratan ve size rızık veren, ardından hayatınızı sona erdirecek, sonra size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah Onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir. Yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki: Yeryüzünde gezip dolaşında öncekilerin akıbeti nice oldu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. O halde Allah katından geri çevrilemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarcılığı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahireti için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olmaktadırlar. Zira Allah iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz o inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de onun kanıtlarındandır ki böylece size rahmetinden tattırsın. Gemiler buyruğuyla yüzsün, siz de onun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun, senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen günaha sapmalarının cezasını hakkıyla verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar, bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu, ekini sararmış görseler, hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken, sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip, yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp, teslim olanlara duyurabilirsin.'' sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüzlüğe duçar eden, saç ve sakalınızı ağırtan Allah'tır. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla bilendir. Üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün, Dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar haktan, oradayken de böyle saptırlıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler. Andolsun ki siz, Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin ileri sürecekleri mazeretler fayda sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İman etmeye yanaşmayanlar, sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin. Lokman Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince onları da nimetlerle dolu içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip, bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Ant olsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: Sevgili oğlum Allah'a ortak koşma çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır biz insana anne babası ile ilgili öğütler verdik annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur bunun için ey insan hem bana hem anne babana minnet duymalısın sonunda dönüş Yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa bu durumda onlara uyma. Ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman "Sevgili oğlum," dedi. "Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır." Yavrucuğum namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma, ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah, gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez.'' yürüyüşünde ölçülü ol, sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki, bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan, Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, "Hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız." dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adayarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır. Sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki bütün övgüler Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanız da yeniden diriltilmeniz de sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını her biri belirli bir süreye kadar hareketini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır. Ve Allah yalnızca O çok yücedir çok büyüktür görmez misin varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor bunda çok sabreden çok şükreden herkes için açık işaretler vardır dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında dini Allah'a özgü kılarak ona yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığındaysa içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, Evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da şeytan da Allah hakkında sizi ayartmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O Yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir. Her şeyden haberdardır. Secde Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lamim. Bu kitabın, alemlerin Rabbi tarafından indirilmekte olduğunda asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır. O, senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak kitaptır umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost, ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O, gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o, duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş. Sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkarcılar şöyle derler. Toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Aslında onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları, Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derken bir görsen, Rabbimiz, gördük ve işittik, bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım, artık kesin olarak inandık. Dileseydik, elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek. Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım.'' İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Haydi, yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize gerçekten iman edenler ancak o kimselerdir ki bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara yapmış olduklarına karşılık hazır olarak onları bekleyen huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: Asılsız saydığınız cehennem azabını tadın belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik ona kavuşma hakkında şüphen olmasın. Ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman, onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin, ihtilaf edip durdukları hususlarda, kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki, kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da onunla gerek hayvanlarının, gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz? hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey peygamber Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven. Güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler. Doğru yolu da o gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soyadlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden senden Nuh'tan İbrahim'den Musa'dan Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O, inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın üzerinize düşman ordusu gelmişti de onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar Allah ve Rasulü'nün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup Ey Mediniler, sizin işiniz burada durmak değildir. Hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölük de aslında açıkta olmadığı halde evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi evlerini düşünmez hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi Onlara şunu söyle Ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle Allah sizin için bir kötülük dilese Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murat etse kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün.'' tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise, Size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bir kısmı Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler. Kimileri de ecellerini bekliyorlar vaatlerini asla değiştirmediler böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin münafıkları da dilerse cezalandırsın dilerse bağışlasın Allah çok bağışlayıcı ziyadesiyle esirgeyicidir Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah müminlere savaş için yetip arttı. Allah güçlüdür, üstündür. Allah, ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Allah onların topraklarını, evlerini, mallarını o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber, eşlerine şöyle de. Dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız gelin size bir şeyler vereyim. Sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şunu bilin ki Allah içinizden iyiliği seçenlere büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları, sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir.